Sonra pijeni yeni bitti. Dinlenmeye çekildim arkadaşlar. Benim dinlenmem de bu oluyor. Şöyle bir takipçilerim biliyor gerçi ama teşekkür ederim. Ters ışıktan fark ediyor musunuz bilmiyorum. Tablomuzun 3'te 1'i bitti sayılır. Bağlamlarını yapıyoruz. Bugün hedef stajımı bitirmek. Kişiyi tamamlamak. Birazcık da kartalla çalışmak. Nasılsınız bakalım? Size çok uyanlar oldum. Evin işi bitmiyormuş. Hele bir korona zamanı çok komik ya. Standart kalk. Temiz yerleri sil, süpür, hijyenle. Buharla. Bu nedir ya? İnsan ömrü temizlikle geçer mi ya? Tamam, temizlik imandandır. Temiz yeri temizlemek gibi bir şey olabilir mi? Yapıyoruz ya. Vallahi yapıyoruz. Dışarı çıkmasak da yapıyoruz. Arena'nın çatısı valla yakından görmek lazımmış ya. Arabayla transit yanından geçiyoruz. Malzemenin ne olduğunu bilmiyorum. Sadece gördüğümü işliyorum şu an. İyiyim iyiyim. Nasıl da gidiyor? Dağılmış durumdayım. Nasıl gidecek ya? Evde olup da dağılmayan var da benim gibi. Mahvolmuş durumdayım boş ver. Valla dün akşam çok duygulandım. Bugün emekçi arkadaşlarım bütün emekli olup bayağı çalışmaya devam eden bütün arkadaşlarımızın işçi bayramı mutlu olsun arkadaşlar. İnşallah sağ salim, eksiksiz bir şekilde tekrar normal hayatımıza, iş hayatımıza döneriz. Hani oflayıp pufladığımız işlerimize geri dönelim lütfen. Mübarek günlerde Cenab-ı Allah'tan önce tabii ki sıhhat, sevdiklerimiz için, kendimiz için, bütün yeryüzündeki canlılar için diliyorum. Ama yok arkadaş yok. Hani evimi özledim sözünü daha kullanmayacağım. Ben bunu çok kullanıyordum biliyorsunuz değil mi? Ya ben gerçekten evimi seven bir insanım. Allah'tan. Hani işim bittiği zaman koştura koştura evime gelirdim. Bir yere kadar. Evimde huzur bulurdum ama artık ev batar oldu. Dün dediğim gibi gece artık uyku düzenlerimiz de şaştı haliyle. Hem Ramazan verdi etki hem
ne kadar şey yapsak da evde spor da yapsak, onu da yapsak, bunun arası beden yorulmadığı için uyku gelmiyor arkadaşlar. Bu sebeple de ne yapıyoruz? Geç saate kadar oturuyoruz ve ibadetimizi yapıyoruz ve işte bir şeyler. Neyse. Bu hatıralar anılara girdiğimde, ay biz 5 sene üst üste Beykoz Çınarlarımla aktiviteler yaptık hep. Neler yaptık? Şehir dışına çıktık. Zaten çok yoğun çalışan bir ekiptik biz. Sağ olsun arkadaşlarla kurgulardık, bir yerlere giderdik. Geçen sene ben bugün Beykoz Örümcek Köyü'nde dostlarımla piknik yapıyordum. Doğa yürüyüşümü yapıyordum. Hatta mantar alıyordum ya. Çok güzel söylüyor konuları. Susuzum. Düşük ayarda çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden ekranda pek görünmüyor olabilir. Oo, Nefaret hoş geldin. İşin bayramın kutlu olsun arkadaşım. Teşekkür ederim arkadaşım. Şimdi bir yüzeyin bombeli oluşunun ifadesi. Teşekkürler. Ah, sağ ol canım, ince fikirli arkadaşım. Bir yüzeyin bombeli olduğunun ifadesi çift taraflı. Gölgeye girdiğiniz zaman orta tarafı, ışık bıraktığınız zaman o yöne doğru bir bombedir arkadaşlar. En basit ışık gölge dersimizdir. Mantığı belli zaten. Işığın vurduğu yerin tersinde gölge düşer ve sen o gölgeyle hareket edersin. Gölgeleri çalışarak ortaya çıkartırsın. Bunda yine ütüleme ucumuzla düşük ayarla ütüleme tekniğinde aynı uç. Uç değiştirmedim. Evet arkadaşım, her şeyin bak ne kadar da denk zamanlama değil mi? Bayramlarımız böyle geçecek. Hani Ramazan'ın kıymetini kaybettiğimizi ne güzel gösteriyor. Gerçi ben dolu dolu yaşardım Ramazanlarımı. Çalışırken bile davetlerimi verirdim, arkadaşlarımla bir arada olurdum. Her şey buruk geçiyor. Her şey buruk geçiyor. Baharı karşılar. Ben hiçbir şey yapamazsam işten çıkışta Boğaz'da turla bir yere giderdim. Ya da öğrencilerimi ayartırdım. Koruya giderdim. Ay kusura bakmayın. Dede arayınca, ablam arayınca akan sular duruyor arkadaşlar bende. Zaten görüşemiyoruz. Yakın olup da görüşememek kadar ağır bir şey olabilirmiş de oluyor. Sancan'ı ile görüşemiyor işte. İkimiz de kalp hastası olunca korumaya aldık kendimizi. Öyle ya. Sağlık olmayınca hiçbir şeyin keyfi çıkmıyor. Dediğim gibi. Ha, tek kendi sağlığımız da değil arkadaşlar. Hani ben hep böyleydim zaten. Yani duygusal bir insanım. Çevremde herkes iyi olacak ya. Herkes iyi olması lazım. Hani bir şekilde. Hani ben mutluyum da onlar mutsuz. Hadi ben lay laylum bilen bir insan değilim.
Şimdi tek tek arkadaşlarımın yakın çevresinin hastanelerde olduklarını falan öğrenmek. Komşularımın hastanede olmuyor. Ya bak bu durumda hasta ziyaretinin ne kadar önemli olduğunu öğreniyorsun arkadaşım ya. Böyle bir şey var mı? Ve hani ziyaret edemiyorsun. Yani biz birbirimize ne zaman sevdiklerimizi veya tanıdıklarımızı merhaba dediğimiz insanlara orada diyorsun sen kendi kendine hasta yaşa diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? 2-3 tane komşum vardı bizim marketteki çıraklar sağ olsunlar bu konuda çok yardımcılar. Ufak tefek bir şeyler gönderdim. Vicdan yapıyorsun ya. Çok sınav atıyoruz şu an. Vallahi tevekkül günlerimiz bunlar bizim. Onu diyeceğim. Bugün dediğim gibi önceki sene Bursa'ya gitmiş. Bugün. Camide bir gezmişiz. Arkadaşlarımla. Şeye gitmişiz. Tamam, bayağı bir şeyler yapmışız biz. Geçen sene piknik yapmıştık aile pikniği. Bu sene içinde planlar vardı ki biz iş durumundan dolayı bu dostlarımla zaten ayrı düşmüştük. Hastalıkla daha çok ayrı düştük ama dost diyoruz ya gerçek dostluk bu. WhatsApp'ta sürekli bir aradayız. Hani gülüyoruz, oyun konuşuyoruz, birinin morali düşüyor, onu yukarı çıkartıyoruz filan. Böyle 25 tane grubum var. Özellikle 5 tane grubum. Allah eksikliklerini vermesin. İyi ki varlar dediğim iyi kilerim. Sizler ne yapıyorsunuz bakalım? Nasıl geçiyor? Bu işin en şey tarafı sabır gerekiyor arkadaşlar. Eğer çalışırken sabır göstermezseniz işiniz uzar. Sosyal medyanın bu yönden bu yönden seviyorum. Yurt dışındaki arkadaşlarımla yani şimdi hangi birini arayayım? Evet. WhatsApp'tan dayı. Mız sağ olsun. Torun resimlerini attı. İş koşturmasında yakınlarımızı, canlarımızı ziyaret edemez olmuşuz. Kerem ne yapıyorsun anneciğim? Yaşlı insancıklar. Gönül kırmamak lazım. Kerem istersen burada şey var. Kendine sıcak bir şey yaptın herhalde. Şu dönemde bazı kararlar aldık. Terasımızı Covid sonrası hemen açtıracağız.
hatta izinleri alacak olan arkadaşlarla falan da görüştük okul. Nasıl gözüküyor? Oo, haber, hoş geldin. Yüksek ayarlı çalışıyorsun normal. Yüksek ayarlı çalışıyorsun. Birazcık kız ayarlı. Heyecan yapıyorsun başlarken. Şu an noktalama yapıyorum arkadaşlar. Gölgeli bir noktalama olması gerektiği için ütülü ucumun bir küçücük ucunu çekiçle ezerek sivri hale getirdim. Küçücük bir nokta ve o zaman işte hem ince taramalarda kullanıyorum hem de böyle noktalamalarda mükemmel uç değiştirmeyle uğraşmadan işime devam etmemi sağlıyor. Ve ince ince işimi hallediyorum. Bu kısımda koyulu dağlamayla da verilir. Ama noktalamayla vermiş olduğu etkiyi bırakmaz. Şimdi tabii çok yakından göremediğiniz için nasıl halletsem dur bakayım. Bir yaklaştırayım. Şöyle eğeyim. Yönüne göre küçük dokunuşlar. Küçük çapa almak. Şimdi ısıyla çalıştığımız için ve doğal ürünle çalışmamızdan kaynaklanan şöyle bir şey yaşıyoruz haliyle. Ah, bir de kapansaydı. Yüzeye vuran ısı dışarı doğru sarartma yapıyor. O yüzden o sarartmayı almak için bizim kendi icadımız olan pedikür aletin ucuna taktığımız elmas uçu ile işimizi ayarlıyoruz. Thank you.
Evet. Noktalayıp çekiyorum. Şimdi burası açık renk olacağı için daha hızlı çekiş yapıyorum. Bakın ayarı yükseltmekle uğraşmıyorum. İnce ayarlı işleri. Ütüleme tekniği çizerken bütün çalışmaları yaptıktan sonra yapıyorum. Derinlik veriyor. Ama özellikle kontürle değil, ucu biraz dik tutuyorum. İşte o zaman böyle bunun çok işime yarıyor. Sivri uç, çizgi çizecek olan yere hafif değen yerde ütülemesini yapıyor. Böylelikle istediğim etkiyi daha çabuk elde edebiliyorum.
Diyorum ya, resim yani modeliniz yanınızda olması şart bu işlerde. Çalıştığınızı rahat takip edebilmeniz için şöyle hafif çevirmem gerekiyor. Ve zımpara uç temizlemek için mutlaka gerekiyor. Yolunda bir durum oldu ama neyse, sıkıntı yok. Hassas ayarlı işler. Çok basit görünüyor. Hataları bile hemen ortaya çıkartan bir olay. O yüzden hiç sakin sakin. Bir şey hızlı yapıp yanlış yapmaktansa, hızlı yapıp tekrar silip tekrardan yapmakla vakit geçirmektense, sakin, gereğince, kuralınca çalışmak her zaman temiz iş olarak size ödül gelir. İyidir yani. Tabii çok da ağır değil. Thank you.
Kerim'in sesini başka şey zannettim. Teşekkür ederim Recep Bey. Sağ olun. Sağ mı olsun? Doğru duymuşum. Bugün Kerem de evde üst katta hoparlör sesinden oyun indirilmiş. Sanki evin içinde savaş var. Sesler patlıyor. Şimdi burada harf öyle bir noktaya gelmiş ki arkadaş. Karakteristik yapısını bozmadan inşallah yerleştireceğiz. Ya yerleştireceğiz ya yerleştireceğiz. Başka kaçacak yeri yok. Nüanslar bu işin püf noktaları arkadaşlar. Bütün her şeyi güzel yaparsınız. Bir noktada her iki böyle kaligrafik bir çalışma var ise o çalışmadan perspektifinden dolayı hata yaparsanız bütün çalışma çöpe gider. Yani burada Vodafone yazısı gibi. Stada girmem lazım. Nereden gireceğim? Pardon. Evet evet stada gitmek lazım. Evet. Bak, bir hedef daha koyalım değil mi? Koronadan sonra olan bir hedefim zaten o biliyorsun. Hani tutmadığım bir takım ama olsun. Türkiye'min takımı. Bir Beşiktaş maçına. Abi bunu Sepa'ya söyledim zaten. Sepa ayarlayacak. Ya gençliğimden beri stadyuma maçlara da gitmediğim için olaylar farklı boyutta şimdi. Sağ olsunlar ya. Yetiştirdiğimiz evlatçıklar bu konuda halledecekler. Yalnız evet canlı görmek gerek, o atmosferi yaşamak gerek. Evet. Kısmetimizse yaşayacağız inşallah. Dediğim gibi. Veya ben çalışmadım deyip bunu yapmışımdır. O kadar bütünleşmişimdir ki. Şimdi benim çok ağır çalışmalarımda hep kendimi o kadar kaptırıyorum ki oralara gidiyorum mesela. Bu da öyle olacak. Hangi birine gideceğim acaba? Gittiğim yerde kartal falan görmem lazım. Artık bilmiyorum. İlk siparişte aldığım işlerden birisi. Bu kadar olur. Bir resim göndermişlerdi. O resimle hareket ettim. Birebir fotoğraf olduğu için çalışmak biraz zor. Zamanımı almıştı. 4 haftadan fazla. Yani bir hafta kadar sürmüştü o çalışmam. Bir seyahatimde o kafede gittim çay içtim.
Yalnız bahsettiğim köpek Roma'da bir kafeydi arkadaşlar. Kişiler balayında gitmiş. Kendi resimlerini istemişlerdi. Yine Mersin'de bir yer. Hiç aklımın ucundan bile geçmezdi. Sergilerimde birinde çok beğenilen bir küçük çalışmam vardı. A4 büyüklüğünde. Herkes çok beğeniyordu ve çok iltifat aldım. Mersin'de bir noktaymış. 200 sene önce oraya da gittim. Onun eski hali falan da tabii ki yani benim çektiğim çalıştığım. Bunun gibi 5-6 tane olayım var yani. Belli mi olur? Bundan önceki çalışmamda da mesela o atı o kadar çok sevdim ki isim koydum. Konuştum falan böyle. Yani demek istedim. Çalışmanızla eğer bu kadar ağır bir çalışma. Hani ticari yapıyorsanız tabii o sizin bileceğiniz iş tabii ki de. Severek yaptığınız işi benimsemezseniz o sevmeyerek yaptığınızı mutlaka belli ediyor biliyor musunuz? O ışığı yansıtıyor. Tahammülsüzlüğü yansıtıyor. Bir de elinizdeki işi çok fazla uzatmayın arkadaşlar. Hani tamam yorulduğunuz zaman bırakın biraz dinlenin falan diyorum ama çok da sürüncemede kalan, bir kenarda unutulan iş el melekeniz gittiği için küsüyor. Resmen küsüyor. İsteseniz de o işi tamamlayamıyorsunuz. Ben bir şeyleri çalışırken hep sıraya ikinci işi koyarım demiştim daha önce. Şimdi bu benim kafamdaki plandaki ikinci işti. Üçüncü iş var. Şimdi ona başlayabilmek için tabii baştan sağma olmayacak tabii ki benimdeki. Hani bunu biraz daha hızlandırma hevesi geliyor. O yüzden ikinci işi planlamak benim mantığımda öyle yani. Bir sonrakine kavuşmak için mi diyeyim artık? Şaka maka ben bunu biraz hızlı yaptım. Ve ben kaçıncı gün? Oo, hoş geldin. Oh, kadıncağızın ismi. Yunanistan'dan arkadaşım. Biz hoş geldiniz. Maria mıydı? Geldi mi gitti. Ne kadar oldu ben bunu başladım Vefa? Bir de bir hani hassas bir yer çalışıyorsanız şu an bunu mesela gün ışığında başladım benim burayı gün ışığında bitirmem lazım arkadaşlar. Aynı dengede tutabilmek için. Oldu da bitiremediniz. Oldu da uzun sürdü. Ertesi gün aynı vakitte bırakın. Bırakamayacağınıza göre bitirin.
Olmadı mı? Gerçekten mi? Yok ya, olmuştur. Bayağı hızlıyım o zaman. Vay be, dur. Öyle sürekli elime de almış değilim, arada dinlenerek aldım. Sanki daha uzun zaman gibi geldi bana. Tamam. Neyse. Aferin bana o zaman. Neresin? Uçan kuşu Leyla'm. Burada sen çalıştım, gövdeye çalıştım da. Yüz kısmına hücresel geleceğim için büyüteçli. Herhalde 1-2 saatimi alacak yüzü çalışmak. Şu kadarcık nokta, bu kadarcık yer gibi zaman alacak. İnşallah. Amacım ulaşırım. Yok, yanlış değilsin ya. Doğru. Tabii ki. Yok, ben hani çok da böyle tarihine bakmam lazım gerçi de. Dikkatim dağılmasın diye ara vererek çalışıyorum böyle şeylere. Hani hatta böyle, nasıl diyeyim, en elimin oturduğu zamanda filan bırakıyorum. Ay benim şarkım. Tabii ki Ramazan'da daha sonra başladı.
Yalnız 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 y
veriyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.